Efendim buradayız. Sayın Bakanım. Söz alabilir miyim? Tekrar öncelikle belirtmek istiyorum. Sayın Valimizin de ifade ettiği gibi adalet önemli maktır. Adalet insan onurunu korumaktır, insan haklarını korumaktır. Kemalpaşa Adliyemizin biraz uzun süren ihale süreçleri oldu ama sonunda temel atma ve inşa sürecine geldik. İnşallah kısa süre içerisinde tamamlamak nasip olur ve burada görev yapacak olan hakim ve savcılarımız, adalet çalışanlarımız ve Kemalpaşalı hemşehrilerimiz yargı hizmetlerinin hem sunulmasında hem alınması noktasında çok daha kaliteli bir hizmeti alırlar. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tabii Kemalpaşa Adliyemiz yöresel mimariye de, Türk mimarisine de uygun bir şekilde gerçekleştirilecek yapımı, duruşma salonlarıyla beraber modern bir adalet sarayını Kemalpaşa ilçemize kazandırmış olacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Adalet önemli. Adalet mülkün temelidir. Adalet herkese hakkı olanı vermektir. Her şeyi yerli yerine koymaktır. Adalet insan onurunu korumaktır, insan haklarını korumaktır. Adaletin tecellisi içinde tabii ki hukuk devleti ön şarttır. Hukuk devleti olabilmek için de yasamasıyla, yürütmesiyle, yargısıyla kuvvetler ayrılığının hakim olmasıdır ve yargının da bağımsız ve tarafsız olmasıdır. Tabii yargı teşkilatının da özellikle adaleti tecelli edecek olan yargının da başta uygulayacağı mevzuatın ihtiyaca cevap verecek adaletli ve hukuka uygun mevzuat olması ve bu mevzuatın uygulanacağı mekanların da fiziki mekanlarında, adliye binalarının da adaletin vakarına uygun o yargılama işlerinin orada adaletin tecelli ettiği salonların da binaların da adaletin vakarına uygun fiziki imkanlar, fiziki kapasite de olması gerekir. Son 22 yıldan bu yana daha da geliştirmek, kapasiteyi artırmak için çok önemli mesafeler aldık. Almaya da devam ediyoruz. Özellikle mevzuatımızın yenilenmesi noktasında son 22 yılda ben Adalet Komisyonu üyesi ve başkanı olarak görev yaparken çok değerli İzmir milletvekilimiz Atilla kardeşimizle bu mevzuat çalışmalarında çok çalışmıştık. Ve beraber bu mevzuatın yenilenmesi hususunda epey bir emek sarf ettik. Daha öncesinde de 22. dönemden itibaren ceza mevzuatımız, ceza kanunlarımız, ceza muhakemesi kanunumuz, sonrasında ticaret kanunumuz, borçlar kanunumuz, hukuk muhakemeleri kanunumuz, tüm temel kanunlarımızı biz yeniledik, çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirdik. İşte son 22 yılda mevzuatın vatandaşlarımızın ihtiyacına cevap verebilmesi için önemli reform sayılabilecek değişiklikleri hem temel kanunlar bakımından yaptık hem de anayasa değişiklikleriyle de özellikle hak arama hürriyetini genişleten düzenlemeleri de anayasamızda milletimizin onayıyla yerini aldı. Kadın hakları bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kadınlarımızın, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Onlar bizler için çok önemli. Dolayısıyla kadın elinin değdiği her yerde başarı vardır. Kadınlarımızın özellikle yargı teşkilatına çok fayda sağladığını da hep beraber görüyoruz. Adliye personelimiz, yazı işlerinde çalışan kadın personellerimiz, yazı işleri müdürlerimiz, katiplerimiz adalet teşkilatımıza büyük bir hizmet veriyorlar. Tabii kürsüde görev yapan kadın hakim savcı sayımız da her geçen gün artıyor. Şu anda kürsüde görev yapan kadın hakim ve savcı sayısı %40'a ulaştı. Yani epey her geçen gün
Hukuk fakültelerinde okuyan kızlarımız, kadınlarımız da sayısı gittikçe artıyor. Ve daha sonra sınavları kazanarak hakimlik ve savcılık mesleğini tercih eden kadınların sayısı da gün geçtikçe artıyor. Bugün baktığımız zaman 24 bin hakim ve savcımız var. Bunun toplam hakim ve savcı sayısı içerisinde 8.871'i kadınlardan oluşuyor. Yani %38 oranında yargı teşkilatımızda kürsüde adaleti tecelli eden kişilerin yarıya yakını neredeyse kadınlardan oluşuyor. Diğer meslek gruplarına göre biraz daha önde olduğumuzu belirtmekte fayda var. Bir kez daha kadınlarımıza, hem yargı teşkilatında çalışan kadınlarımıza başarılar diliyorum. Hem de tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Anayasamızdaki değişikliklerden bahsediyorduk. Kadınlara pozitif ayrımcılık, çocuk haklarının korunması, çocuk istismarına karşı devlete verilecek olan görevler, tüm bunlar anayasamızda son dönemde yapılan iyileştirmeler ve düzenlemeler. Anayasamızda darbeciler yargılanamaz diye bir madde vardı. Sizin onayınızla bunlar kalktı. Gerektiğinde sıkı yönetim ilan edilebilir diye bir madde vardı. Bunları milletimizin desteğiyle, milletimizin onayıyla kaldırdık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerek de önemli bir yönetim reformunu hayata geçirdik. Halkın doğrudan doğruya yürütmeyi belirlediği, yasamanın gücünü artıran, münhasıran kanun yapma yetkisini meclise veren ve yasamayla yürütme, yargı birbirini denetleyen bu mekanizmayı kuran yeni hükümet sistemiyle de önemli bir reforma imza atmış olduk. Ve bu reformlar anayasamızdaki vesayetçi ruhu, darbeci anlayışı azalttı. Tabii ki anayasamızdaki bu kadar gerçekleştirilen sessiz devrim sayılan bu reformları biz yeterli görüyor muyuz? Elbette ki yeterli görmemiz mümkün değil. Darbe anayasasıyla Türkiye yüzyılına başlamak istemiyoruz. O nedenle yeni, sivil, demokratik bir anayasayı inşallah 28. dönem parlamentomuzda bir uzlaşma sağlanarak gerçekleştirilmesini istiyoruz. Milletimize olan bir borcumuzdur bu. Anayasamızın darbeciler tarafından yazılmış olması bile yeter bir sebeptir. Ve çok sayıda yapılan değişiklik nedeniyle de maddeler arasındaki yeknesaklığın bozulmuş olması da bu değişikliği, yeni anayasayı zaruri hale getiriyor. Fiziki kapasitenin artırılması noktasında, teknolojinin yargının hizmetine sunulması noktasında 22 yıldan bu yana çok önemli mesafeler aldık. Başsavcımız bahsetti. Geçtiğimiz işte ilk mesleğimizin ilk yıllarında nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Merdiven altlarında, kiralık binalarda yapılan duruşmalar, eski köhne binalarda, adaletin vakarına yakışmayan fiziki mekanlardı. Tüm bunları artık tarihe karıştırdık. Şimdi inşallah Kemalpaşa'da da eskiyen adliyemizin yerine modern bir adalet sarayını yapacağız. İzmir'imizin diğer ilçelerinde de çok sayıda adalet binasını hizmete açmıştık. Yeni yatırımlarımız da var ve adli tıptan denetimi serbestlik müdürlüklerine varıncaya kadar çok sayıda daha yatırımı inşallah İzmir'imize kazandırmanın gayreti içerisinde olacağız. 2002 yılında müstakil adliye olarak bütün Türkiye genelinde sadece 78 adliyemiz vardı. Bugün 366 müstakil adliyemiz var. Ve bunlar eski adliye binalarına göre çok daha modern, çok daha adalete yakışır vaziyette. Toplam kapalı alan olarak, müstakil adliye olarak 569 bin metrekareyken bugün 6 milyon metrekare. Yani şu 569 bin metrekare bütün Türkiye genelinin kapalı alan. Ama biz sadece şimdi Ankara'da inşaatı başlayan 600 bin metrekare kapalı alan tek bir adliye. Dolayısıyla aradaki fark çok ortada değerli Kemal Paşalılar. Yine mahkeme sayılarının artırılması noktasında da çok sayıda mesafe aldık. 2002'de 3581 mahkeme varken tabi artan iş yükünü karşılayabilmek için de bugün itibariyle de 7118
mahkemeye ulaşılmış oldu. İdari yargıda da 146'dan 221'e çıkartıldı. Yine bölge adliye mahkemelerini 2016'dan itibaren devreye aldık. 2018'de açılışları gerçekleştirildi. 15 bölgemizde de bölge adliye mahkemelerimiz görev yapıyor. Bunlardan birisi de İzmir'imizde ve çevre illere hizmet ediyor. Ve 3 bölge adliyemizi de kararını aldık. Binaları da hazırlanıyor. Denizli'de, Tekirdağ'da ve Malatya'mızda da bölge adliye mahkemelerimizi önümüzdeki süreçte inşallah devreye alacağız. Yargı kapasitemizin özellikle güçlendirilmesi gerekiyordu. Sayısal olarak baktığımız zaman 2002'de 9.349 hakim savcımız varken bugün 23.826 hakim ve savcımız var. Yani buradaki artışa baktığımız zaman ihtiyaca cevap verebilecek noktaya gelmiş bulunuyoruz aslında. Avrupa Konseyi ülkelerinin biraz aşağısındayız. Yani kısa süre içerisinde yeni sınavlarla, yeni alımlarla da bu kapasiteyi sayı olarak da yakalamış olacağız. Tabii mevcut hakim ve savcılarımızın ve meslek öncesi hakim ve savcılarımızın eğitilmeleri ve daha güçlü bir şekilde kürsüde karar verebilmeleri anlamında da önemli uygulamaları başlattık. İnşallah seçimden sonra da 9. yargı paketimizin hazırlıkları da tamamlandı ve meclis açıldığında da 9. yargı paketimizi milletvekillerimizin takdirine sunmuş olacağız. Böylelikle hem mevzuatın iyileştirilmesi, hem fiziki kapasitenin artırılması, teknolojinin tüm imkanlarından yararlanılması, hem de yargı mensuplarımızın hem nitelik hem nicelik olarak güçlendirilmesi noktasında mesafe almaya devam ediyoruz. Şimdi Kemalpaşa'daki bu eksikliğimizi de inşallah tamamlamış olacağız inşallah. Ne kadar süre var? 550 gün ama biz bunu biraz daha öne çekeceğiz. Zaten şu anda bir 6 ayı geçmiş durumda. 2025'in Haziran'ı gibi görünüyor ama inşallah 2025'in bu aylarında böyle bu mevsimde de olabilir. Sizlerle beraber Kemalpaşalı dostlarımızla beraber açılışını inşallah yapmayı Cenab-ı Allah nasip eder. Bugün temelini attığımız Kemalpaşa Adalet Sarayımız 10.526 metrekare kapalı alana sahip. Biraz önce saydığım ilçelerin biraz daha moderni. Sona kaldı ama geç oldu, temiz oldu. Daha büyük, daha modern ve mimarisi de gerçekten Kemalpaşa'ya yakışacak şekilde. 13 tane duruşma salonu var içinde. 21 tane hakim odası var. 21 tane mahkeme kalemi var. Bir başsavcı, 20 savcı, 5 savcılık kalemi. Sözleşme bedeli de 222 milyon lira, 220 trilyon eski parayla. Dolayısıyla böyle bir güzel yatırımın Kemalpaşa'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tüm Kemalpaşalıları sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. İlahi ya Rabbi, Kemalpaşa Adliye binamızın temel atma merasimi münasebetiyle bir araya geldik. Ellerimizi yüce dergahına açtık. Ya Rabbi, dergah-ı uluhiyetinden bizleri boş çevirme. Dualarımızı kabul ve karin eyle. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Sayın Rektörümüz de lütfederlerse. Hep beraber butonlara basıyoruz. Ya Allah, Bismillah. Kemalpaşa Adalet Sarayımız, İzmir'imize, güzel memleketimize, ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz.